Peki hocam, biraz daha çözüme doğru gidecek olursak, biraz daha şu çözümün üstünde yoğunlaşacak olursak ne gibi seçeneklerimiz var yani temel olarak? Bir çatışmayla karşılaştım. Dedim ki dön içine. Bir tart. Bak. Baktım. Ya evet, belki benden kaynaklanıyor, belki benden kaynaklanmıyor. Benden kaynaklanıyorsa diyorsunuz ki üstünde çalışman gereken bir şey çıktı. Buna zaman ayır. Nereden geldiğini. Benden kaynaklanmıyor da olabilir. Tamamen durum kaynaklı da olabilir. Yani şu an az önce dediniz ki ikimizin bir keşif süreci karşı karşıya geldi. Karımla böyle bir şey yaşıyorum. Ne yapacağım hocam? Herhangi bir konuyla ilgili bir gerilimimiz var. Somutlayalım da hocam eğer isterseniz. Adam diyor ki ben ev işlerinin hiçbirini yapmam diyor. Yapmam kardeşim dedi. Yani ne annemde böyle gördüm, ne babamın evinde gördüm, ne bildiğim yerde gördüm. Ben yapmam diyor adam. Erkek adam mutfağa girmez. Girmez dedi. Evet, öyle dedi. Evet. Kadın da diyor ki ben de akşama kadar çalışıyorum diyor. Yani ikimiz hemen hemen aynı anda eve giriyoruz diyor. Yani bu işleri de paylaşmamız lazım. Ben tek başıma yetişemiyorum dedi. Ne yapacağız böyle bir yerde? Ya da en Şimdi. azından bunun tartışması nasıl yapılacak? Yani bir çözüm bulalım noktasında değilim. Çünkü bu sohbet mesela böyle bir yerde anlatsam kesin bu gece bu evde çıngar çıkacağı doğru gidiyor. Evet. Şimdi önce çatışma olduğunun farkında olmak lazım. Çünkü bakın yanlış algılama nerede başlar? Ben derim ki karı yuları takmaya çalışıyor bana. Şimdi mutfağa gir diyecek. Ondan sonra çöpe at diyecek. Ondan sonra alışveriş yap diyecek. Ondan sonra bilmem neyi yap diyecek. Şimdi bu çok tehlikeli. Değil mi? Böylelikle nelere gitmiş oluyorum böyle? Ulan diyorum şimdi bir milim parmağı kaptırırsam kolum gidecek. Gitti. Çok önemli. O bakımdan insanların güven içerisinde birbirinin niyetini keşfetmesi çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi ikincisi diyelim ki kadın şöyle yaklaştı. Ahmet diyelim. Senin nasıl bir aile yetiştiğini biliyorum. Babanı tanıyorum, saygım var. Allah uzun ömür versin. Anneni tanıyorum. Çok sayıyorum, seviyorum ve onların yaşayış tarzı içerisinde onların düzenine saygım var. Ve senin de böyle bir ailede büyüdüğünden dolayı baban gibi bir evlilik içerisinde olmanı da anlayabiliyorum. Fakat senden rica edeceğim. Lütfen bakar mısın? Annenin çalışmıyordu. Sabah 8'de çıkıyorum, 6'da geliyorum. İki çocuk var. Şöyle şöyle şöyle. Beni sevdiğini biliyorum. Benim gözümle görünmeni istiyorum. Bana yardım edebileceğin yerler var. Hakikaten bunu benim gözümle görerek bir gözden geçirir misin lütfen? Şimdi mutfağa gel. Öldüm be. Öf. Ne biçim adamsın sen? Bu mu kocalık? Allah belanı versin. Bilmem ne tavrı içerisinde olmak. Başka bir şey. Şimdi onu anlayarak, onun gözüyle görerek konuşmak başka bir şey. İnsanlar her zaman olumlu mu cevap verir? Hayır. Yani ben de orada biraz tedirgin oluyorum. Fakat ısrarla devam edersen, değer dersen, yani bu insanın özü iyi. Ama ne yapsın? Böyle bir aile yetişmiş, henüz daha kültür robotu. Anladım. Şahsiyet olma yolculuğu içerisinde. Ben özünü seviyorum ama bunun Evet, diyebildiğin evet, andan evet, evet. itibaren değişir. Sevgiye dayanacak hiçbir kaya yok. Su damlası gibi derler. O bakımdan birincisi öbürünün gözüyle görmek. Empati. İkincisi şimdi şu an ile gelecek arasında bir ayrım yapmak. Yani ben şimdi şu an mı çözmeye çalışıyorum yoksa şimdi şu anı birçok basamaklardan birisi olarak mı görüyorum? Ve böylelikle ben gelecekte nasıl bir ilişki istiyorum konusunda. Ve empati konusu çok önemli. Empatiyi bir manipülasyon mekanizması olarak kullandığın takdirde gerçekten. Yani senin gözünle görüyormuş gibi yapacağım. Ve onu kullanarak benim istediğim yere seni getireceğim. Evet, yani bu satıcı tekniği Tamam, meselesi var. tamam. Bunu hissettiğim andan itibaren soğurum, güvenmem, koparım. Ama beni hakikaten anladığını ve kendi içimde kendimden olan rahatsızlıklarım vardır.
Bunu bile görüp ben olduğu gibi kabul ettiğini görürsem müthiş bir tanıklık. Ciddi müthiş de bir olgunluk istiyor o iş hocam yani. Evet. Ama yaşama değer. Yani. Değer. Peki evet. Hocam.